Hollywood'un çıkardığı en yetenekli aktörlerden ve yapımcılığıyla kendinden her zaman söz ettirmiş Dennis Hopper, bu sefer fotoğrafçılığıyla sahnede. 2010 yılında hayatını kaybeden sanatçının evinde ailesi tarafından bulunan ve birçoğu hiç gün yüzüne çıkmamış 400 çalışması özel bir sergide fotoğraf severlerle buluştu. Bu bir sanatçı olarak onun düşünce yolculuğunun çok samimi bir portresi. Onları bu şekilde asılmış görmek beni çok etkiledi ve onu çok özlediğimi hissettim. Ben onunla devam eden bir diyalog gibi bu serginin gerçekleşmesine çok sevindim. ...1960 ile 1967 arasında Hopper'ın çektiği karelere yansıyanlar arasında Andy Warhol'dan Martin Luther King'e kadar birçok ünlü sima bulunuyor. Kapılarını 20 Eylül'de Berlin'deki Martin Gropius Bau Müzesi'nde açan sergi 17 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir. 17. yüzyıl barok resminin en önemli isimlerinden Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in eserleri ilk kez Roma'da sanatseverlerin karşısına çıktı. Vermeer'in dünya çapındaki birçok müzeden ödünç alınmış eserlerinin bulunduğu sergide adeta bu gizemlerle dolu ressamın da hayatına bir pencere açılıyor. Vermeer, Hollanda Sanatı'nın Altın Çağı isimli sergi 2013 Ocağı'na kadar Scuderi del Quirinale'de gezilebilir. Yaşadığı dönemde yaptığı eserlerle çığır açan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun 22 kıyafeti Meksika kentinde gün yüzüne çıktı. Onun çok farklı yönleri vardı. Karanlık tarafı da vardı. Buranın insanlarından, Meksika'nın kültüründen ve dokusundan, renklerinden aldığı başka bir tarafı da vardı. Ve bunu gardırobunda görebilirsiniz. Frida Kahlo Müzesi'nde sanatçının kıyafetleri her 5 ayda bir dönüşümlü olarak sergilenecek.